Hey arkadaşlar, yeni bir Isaac bölümüne hoş geldiniz. Şimdi en son ne yaptık hiç hatırlamıyorum. O yüzden direkt bu arkadaşla gideceğim. Bir süredir bunu oynamak istiyordum. En sevmediğim karakterlerden biri ama yapalım. Direkt Crack the Sky ile başlayacağız. Güzel bir eşya. İş gören bir eşya. Mesela şöyle bir hareket yaptığında genelde bir takım düşmanları öldürüyor. Bosslar da genellikle işe yarıyor. En son ne yaptık? En son biraz şey olduk değil mi? Alerji falan diyorduk. Hop, bu arkadaşlarla. Neyse ki bunlar hasar vermiyor. Sadece şeyini alıyor. Eşyanın enerjisini alıyor. Ama olsun, gene de dikkat edelim. Şimdi en son başımıza neler geldi? Isaac'le galiba kiliseye mi çıktık? Öyle bir şey olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Steamtail'ı görüyorum ama alamıyorum. O öyle bir olayımız vardı. Burada bu arkadaşlara bir hop dikkat edelim. Öyle bir olayımız vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bir de şey vardı değil mi? Bacağımdan böcek çıktı. Çekirgemsi bir şeydi böyle küçük. Bir de şey, şimdi düştü ya. Ters attı. Böyle ayaklar açık bakıyor. Çok komikti ya. Yani böyle bir şey hiç görmedim. Başıma geldiğini hatırlamıyorum. Daha önce hop. Hayır. İlginç bir şekilde. Bugün kötü hasar yemeyeceğiz. Bugünkü serimizde. Artık kaç bölüm çekerim bilmiyorum. Çünkü bir yandan en azından bir Frostpunk'ı denemek istiyorum. Hani bakalım olacak mı diye. O yüzden böyle bir iki bölüm belki çeker koyarım bilmiyorum. Ama bugün hasar yemeyeceğim. Isaac'te şeyim o. Kesinlikle öyle gideceğiz. Şimdi bu şeyler güzel. Gördüğün gibi. Buraya ulaşmak çok zor. O yüzden buraya ulaşmaya çalışmayacağım. Hiç uğraşmayacağım. Onun yerine şöyle yapacağım. Ya şu bombamı şurada bir kullanayım bakalım. Teşekkürler. Hiçbir işe yaramadı. Yani şunu da bir kullanalım. Hah, şöyle güzelce mahvettik. Bak gördüğün gibi iş gördü. Şimdi görmedi demeyelim. Eskiden bu eşyayı hiç sevmezdim. Crack the Sky hani. Crack the Sky da şey demek yani. Gökyüzünü kır parçala gibi falan. Crack etmek. Curse of the Blind müthiş. Bu da şu demek. Bugün şeytan şey yapmayacağız. Zaten istemiyorum. Kiliseye gitmek istiyorum. Çünkü kilise muhabbetim var. Bir türlü anlatamadım. Oraya girecektim. Ama ikidir hani Isaac gidemeden kiliseye ya da gittiği gibi ayvayı yediği için öyle bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Buraya bir girelim. Eşya odamızmış. Niyeyse süper şey zannettim burası. Söyle adını. Eşya odası değil de şey yeri zannettim. Hop. Çok kötü hasar. Dükkan zannettim. Kötü hasar yemeyecektim ben. Hatırladın değil mi? Yani kendime verdiğim bu müthiş ve basit görevi bir uyduruk örümcekle kaybetmek hiç hoş olmadı açıkçası. Neyse ne yapalım. Papaz pilav falan biliyorsun. Yani hani klasik olaylarımız. Şimdi şöyle bir şey soracağım sana. Bak dur. Bak bugünün bir sorusu var. Şöyle bir soru soracağım sana. Şimdi dur bir dakika. Bu soruyu sormadan önce bir şurada hemen şu arkadaşları bir temizleyelim. Eşyayı kullanmak istemiyorum. Boss'a sakladım. Genellikle hep boss'a saklıyorum. Halbuki kullansam geri doğacak ya. Niye uğraşıyorum ki? Allah Allah. Bir şey aldı. Şimdi şuralardan toparlayalım değil mi? Ne gerek var yani? Niye uğraşıyoruz? Şimdi sorum şu. Şimdi biliyorsun bak şöyle bir şey vardı. Hani yemek metası yapmıştık ya. Şimdi mesela bak hamur demiştik biliyorsun. Hamuru üstüne peynir koy. Üstüne işte pepperoni gibi bir şey koy. Et falan koy yani herhangi bir şey. Oo burada hemen kaç. Hop tamam. Bir bomba verirse bana çok sevineceğim. Çünkü şurada güzel bir arkadaş var. Bu arada demiştim değil mi? Espor efsanesi olarak yoluma devam edeceğim diye. Kesinlikle bu sefer iyi oynayacağım. Böyle abidik kubidik eşyalar almayacağım. Dikkat edeceğim yani. Kafama onu koydum. Tabii Curse of the Blind hani kör laneti bizi kötü etkiliyor ama olsun. Yani bilmediklerimi alacağım ama onun dışında bayağı dikkat edeceğim. Bir mağlubiyet daha almak istemiyoruz. Galibiyet istiyoruz artık. Şimdi ne diyorduk? Hamur diyorduk. Ha. Şimdi hamuru şey yaptın. Fırına da verdin sonra bu hamuru. Şuraya gireceğiz. Mesela buraya gireceğiz o bombayı alacağız. Şunu da almak istiyorum ama riske atmak istemiyorum. O yüzden böyle yaptım. Hemen bir şuraya gelelim. Buradan bana 7 hani 5 para falan
Bir bomba daha çıktı mesela. Bir bomba daha çıktıysa eğer buraya gelip bunu yapacağım artık. Buradan 5 kuruş çıkacağına inanıyorum çünkü. Sonra da bunu alacağım. Tamam. Yani anahtar anahtardır. Aşağıdaki taşı alamadık. Practice Guide'ı dolduramadık. Bak gördün mü? Oyun beni kandırdı. Hiç kullanmam, kullanmam. Kullandığım zaman da yetmez. Neyse ki boss'umuz Pin. Yani çok şey bir boss değil. Bizi zorlayacak bir boss değil. Şimdi yemek metasında öyle diyorduk. Sonra bu hamuru mesela al. İçine et koy. Haşla mantı. Bak. Acayip değil mi? Yani hamurla yapabileceğin pek çok şey var. Burada güzel bir şey açtık. Bu nedir? Stapler. Tamam. Buraya gireceğim ama almayacağım. Çünkü ne olduğunu bilmiyorum. Artık riske atmıyorum. Şuraya da gitmek istiyorum ama bu arkadaşla değil. Çünkü bugün bununla kiliseye gitmeye karar verdim. Öyle bir şeyim var. O yüzden yapmıyorum ama yapacağım onları da yakında. Şimdi şuraya girelim. O müthiş. Bu arkadaşlarda daha kullanmayacağız Crack the Sky'ı ama kullanacağız şeyi hani genellikle. Şimdi bak o zaman sana bir soru. Şimdi mesela bak suyu kaynattın tamam mı? Sıcak su. İçine kahve koydun diyeceğim de bir şey koydun. Mesela yemek meyve koydu. Meyve koyma sakın sıcak suyu kaynat. Gerçi meyve koyarsan da reçel oluyor. Sebze koyarsan çorba oluyor değil mi? Yani peki olayımız su mu hani burada? Yoksa herhangi bir sıvı oluyor mu? Bir de onu sorgulamamız lazım. Gerçi tam olmuyor öyle. Çünkü mesela yağ kaynattığın zaman ne yapıyorsun? İçine genelde sebze koyduğunda patates kızartması oluyor. Olmadı. Yani orada bir ayarlayamadık. Dur bir daha düşünmek lazım. Ama bak asıl sorum şu. Şimdi şey yaptın. Buraya dikkat edeceğim. Şimdi şurada bunlara hiç dokunmayacağım. Şöyle uzaktan yapacağız. Riske atmayacağız bu sefer. O siyah kalbi tabii ki istiyorum ama almam biraz zor. Bunu da almam zor. Bunlar için uçmam gerekiyor belli. Çünkü oraya giremiyoruz. Ya da How to Jump diye bir eşya var biliyorsunuz. Zıplatıyor seni. Onu kullanabiliriz. Ama onlar şu anda bizde yok. Şimdi bak dur. Nihayet bu kadar beklettikten sonra seni asıl şeye geleceğim. Burada ya biliyordum yani böyle bir şey olacağını. Bu arkadaşların hani şeyleri bu. Olayı bu. Şimdi mesela sütü aldın. Değil mi? Süte şey koydun. Kellogg's koydun. Yalnız iki tane çok kötü hasar yedik. Daha da kötü hasarlar yemeye devam ediyoruz. Hiç hoş değil bu durum. Burayı bir bitirelim de dur. Gene büyük hikayeye geleceğim. Neyse ki bir kalp verdi sağ olsun. Crack the Sky'ı buraya saklayabilseydik gene iyi olacaktı. Ama orada boss olacağını bilmiyorduk. Bu arada al sana Seed. Seed'i başta vermeyi unutuyorum. Zamanla hatırlayacağım diye umuyorum. Yani hani şimdilik aklımda kalmıyor ama zamanla daha rahat bir şekilde unutmayacağım diye umuyorum. Bu Two of Hearts bir işimize yaramıyor biliyorsun. Buraları da hiç almaya çalışmayacağım. Normalde uğraşırdım. Böyle yan yan böyle tıkır tıkır yürüyüp bir şeyler yapıyoruz falan ama burada uğraşmayacağım. Şimdi sütü aldın, Kellogg's koydun değil mi? Benim favorim... Hah bomba verdi, güzel. Şimdi bu bombaları verdiği için şöyle bir şey yapacağız. O yukarı çıkacağız geri. Bir şey deneyeceğim. Bakalım oluyor mu? Emin değilim ama. Şurayı da bir unutmayalım değil mi? Şimdi şey yaptın ya. Kellogg's'u koydun ya. Çorba yaptın mı? Mesela al. Sana sorun bu. Bunu yapamayacağız anladım. Ama şunu yapabiliriz. Bu olayı konuşmayacağım. Yani sen anladın zaten durumu. Klasik olaylar. Hep benim başıma gelen şeyler. Daha o konuları tam oturtamadık. Buralarda gizli oda yok. Şurada olabilir diye tahmin ediyorum. Tahminim doğru çıktı. Süper. Bu arkadaşları... Bak buralarda bombam o kadar çok ki kullanabilirim. Ne de olsa bunlar patlıyor. Tamam. Benim için güzel bir eşya olacak. Çünkü zaten benim şeyim mütemadiyen kullanılmış olacak. Şimdi bu broken bulb şey gibi. Öbür arkadaş gibi ama eşyan boşken şey yapıyor. Hop. İşe yarıyor. Dur. Kellogg's'u koydun ya. O bir çorba mı? Al sana soru. Şimdi çorba nedir? Sıvı artı bir şey dersek. Eğer hani çorba metamız buysa.
Çorba oldu mu? Al sana soru. Şu double charge mıydı ya? Bloody recharge'dı. Tamam, bizim işimizi görmüyor ama almış olduk. I can see forever güzel. Çok işimize yaramıyor ama olsun. Burayı da iyi doldurduk. Bak 40 bölüm oldu herhalde. 40 bölümde şu arkadaşı doldurduk yani. Doğruya doğru iyi iş yaptım. Bir de Greed'i doldursak öyle. Biliyorsun bir bölümde Greed bizi çok kötü trolledi. Şimdi yani al sana soru. Yani çorba yapıyor musun? Mesela soğuk çorba. Bir soğuk çorba diye bir şey var biliyorsun. Hani yoğurdu suya falan şey yapıyorsun. İçine nohut mu ne konuyor. Çok da güzel. Şimdi onun Kellogg's'tan farkı nedir? Sana sorarım. Hadi bakalım. Aynı şey değil mi? Bence aynı şey. Yani hani çok farkı yok. Hop hop hop. Çok kötü hasar yedik ya. Nasıl ona izin verdirdik? Burada biraz can sıkıntısı çekiyoruz ama çok da yani öyle çok da acayip bir hani can alma şansımız olmadı. Ya bu arkadaş bize o kadar manasız ki hiçbir işimize yaramıyor. Yani işin komik tarafı o. Çünkü Little Chat kırmızı kalp veriyor. Bizim ise kırmızı kalplik bir durumumuz yok biliyorsun Blue Baby olduğumuz için. Yani sıfır eşya almasam daha iyiydi. Hani bir eskiden Isaac'te almadığında bir takım şeyler değişiyordu. Artık değişmiyor ama hani almasaydım iyiydi. Bazen böyle çok manasız eşya almayı sevmiyorum. Bu da o durumlardan biriydi yani. Bunlardan bir tanesi. Hani arada belki mavi kalp de veriyordur bilmiyorum. Öyle bir durum varsa sevineceğim. Bak yarım kalp verdi gördün mü? Ama bizim o kalbe ihtiyacımız yok. Hani bizim olayımız zaten başka. Bunları daha kullanmayacağım. Şurası için biliyorum. Yani bak düşün her gün çorba yapıyorsun eğer Kellogg's yiyorsan. Açıkçası ben yiyorum. Ama her zaman değil tabii arada. 2 günde bir falan ya da 3 günde bir. Hangileri güzel dersen. Yani pek çoğu güzel. Yalnız bir de yulaf ezmesi diye bir gerçek var. Yeni bir gerçek. Hoşuma gidiyor yani. Hani fena değil aklında olsun. Burayı kullanalım. Şuraya girelim. Bunu almak mecburiyetindeyiz. Allah. Çok çok acayip bir şey oldu. Zor kurtulduk gibi bir his var içimde. Bu da herhalde gene şu zor olan versiyonu bu. Buna dikkat edelim. Bu arkadaş bizi canımızı yakabilir. Aman aman. Ya yani düşün ki yemekse yemek. Değil mi? Bence olur yani. Şimdi bu arkadaşın en büyük şeyi kafasını şu hareketi yaptığında buna dikkat etmek lazım. Aman aman. Bunu yani kaçışın yok yani. Eninde sonunda bir hasar yiyorsun. Neyse ki yarım kalp şey yaptık. Hayır. Güzel. Süper. Yarım can en azından geri aldık. Yani bir onu düşün. Şimdi sana başka bir şey anlatacağım. Geçen ona bakıyordum da aklıma yani YouTube'da falan bir yerde bir şey izliyordum. O denk geldi. Hop hop hop. Şimdi pizzanın bir hikayesi var. Hani ilk birincisi bak şöyle bir şey var. Pizza dediğin şey ta binli yıllarda var bak düşün biz 2021'deyiz binli yıllarda pizza kelimesi var ve kullanılıyor. Diyeceksin ki niye pizza? Pizzayı çok seviyorum o yüzden yani. Ve ama o zamanlarki pizzalar bildiğin pizzalar değil yani mesela yani bildiğin pizzadan kasıt nedir? Pizza nedir? İşte anlattık değil mi hamur falan üstünde et. Yani tuzlu bir şey aslında. Fakat bu o zamanki pizzalar tuzlu değil. Şey gibi. Kek gibi düşün. Bak mesela bu arkadaşı amcam kaç seferdir çıkıyor. Bıktırdı artık. Şunu da yapacağım. Ya bildiğin gül suyu varmış içinde. Ve böyle şişman bir hamur. Ekmek gibi yani. Gül suyulu ekmek gibi pizza. İlk başta çıktığında düşün. Neyse sonra asıl olay 1500'lü yıllarda oluyor tamam mı? 1500'lü yıllarda bir İtalyan prensi mi? 1500'de olmayabilir. Yok 1500'lü yıllarda bir şeye dönüşüyor. Normal hani yemeğe dönüşüyor.
artık içinde böyle bacon falan koyuyor onlar herhalde. Ya işte salam falan filan onları koyuyor ama fakir yiyeceği bir de. Düşün yani pizza fakir yiyeceği. Zaten mantıklı yani bu arada bak hamurun üstüne peynir koyma ama et koy. Ne oldu? Pide. Yani hani hatta lahmacun oldu. Bir de acı koy falan değil mi? Bak öyle bir ilginçlik de var. Neyse bizim şeyimiz o değil ama. Şimdi o zamanlar öyle yiyor bu arkadaşlar. Fakir yemeği diye. Sonra ama şöyle bir şey oluyor. Bir 1800 yıllarda olabilir. Burada çok ben ne uğraşıyorum ya. Kötü hasar yedik. Hem de iki kere yedim galiba. Çok iyi yapmışlar bu düşmanı. Çünkü şeyin hep sola kaçmak ya. Zannediyorsun ki hani sola kaçınca kurtulacaksın. No 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 no. Öyle bir dünya yok. Bunu da kullanalım zaten manasız. Emperor'u tutalım. Emperor güzel. Şu yukarıdaki lanetli odaya girebiliyormuşum bak. Ben niye ona başta girmedim de bu kadar bekledim ki? Manasız dur. Oraya da gidelim bir madem. Şu arkadaşlara biraz dikkat etmek lazım. Sonra işte... Çok can sıkıcı. Bu hasarlar... bu sefer şöyle bir sıkıntımız var. Canımızı geri doldurma şansı da yakalayamıyoruz. Bak mesela burada da çıkmadı. Şimdi Mama Mega çok güçlü bir eşya ama ihtiyacımız yok. Bir de galiba bir kere kullanınca bitiyor. Dur bakayım öyle mi hatırlamıyorum. Evet bir kere kullanınca bitiyor. Burada kullanalım madem. Yani bu boss'ta kullanalım. Hop hop hop. Burası çok tehlikeli bizim için. Dikkat etmemiz lazım. Neyse ki kurtulduk gibi. Şimdi işte 1800'lerde İtalya'da İtalya kralı ve kraliçesi bir yere gidiyorlar yemek yemeye, tamam mı? Ve şey oluyor. İşte bana 3 tane pizza yap diyorlar. Hani pizza fakir yiyeceği ya o zaman. 3 pizza yap diyorlar. Pizzacı da bu arada bu hikaye gerçek de olmayabilir onu da söyleyeyim. Bum. İşin komiği ölmedi. Yani hani Mama Mega'yı kullanınca ölmesini beklersin. Ölmedi. Ha bütün şey boyu devam ediyor. Okey tamam. Tamam vazgeçtim. Güzelmiş. Uf. Okey. Tamam. Böyle gideceğiz demek ki. Tamam bu çok güzel bir efekt. Beğendim bu efekti. Tamam böyle gidelim. Bir psikopat olarak yolumuza devam ediyoruz. Ama markete şimdi nasıl gireceğiz? Markete girince şey de patlatacak değil mi? Evet. Tahmin ettiğim gibi. Olsun. Yapacak bir şey yok. Bu arada biz mantarı da bulduk. Hani onu da şey yapayım. One up da bulduk. Yani o da güzel bir şey bizim için. Mama Mega'yı aslında tutup annede kullanmalıydım. Practice Kay'ı bırakıp değil mi? Sanki olay oydu. Olsun. Şeyi bulamazdık ama o zaman. Mantarı bulamazdık. O yüzden çok da şikayet etmemek lazım. Güzel. Buraları patlatalım. Gizli odamız da şurada zaten. Çok buralarda uğraşmayacağız. Gideceğiz. Ama şuraya girerek gideceğiz. Bunu almayacağız biliyorsun. İki tane kalp beklerdim. Umudum şu. Bir şekilde şey bulabiliriz. Book of Revelations'ı bulursak güzel olacak. Neyse. Şimdi üç tane pizza dedik değil mi? Bu üç pizzayı işte oradaki pizzacı yapıyor. Ama üç şey yapıyor. Bir zeki bir kafası çalışıyor orada. Diyor ki İtalya'nın bayraklarıyla yapacağım diyor. İşte İtalya'nın bayrakları ne? Kırmızı, yeşil ve beyaz değil mi? Şimdi şöyle yapıyor. Kırmızı olanı sucuklu yapıyor. Sucuklu mu yapıyor ya? Dur bakayım düşünmem lazım. Bak hikayeyi anlatırken hop hikayeyi unuttuk değil mi? Şöyle yeşil şeyli oluyor. Tamam dur hatırladım. Yeşil olan... Basil ne bizde şeyi nedir hatırlayamıyorum ya. Ya hani bir ot var ya pizzaya koyduğun. Napolitan pizzada var özellikle. Şey böyle. Basil diye bir ot tamam mı? Kırmızı olan da bacon var. Beyaz olan da şey peynirli. Mozzarella peyniri var. Şimdi kraliçe kırmızıyı yiyor. Diyor ki bu çok yağlı böyle olmaz diyor. Vazgeçiyor. Yeşili yiyor. Bu çok şey diyor. Hafif mi diyor böyle iyi değil diyor tamam mı? Ama peynirli yiyince diyor ki hah diyor bu tam şeyinde kıvamında diyor. Ve böylelikle ben yarım kalp hasar daha alıyorum.
delirtti ya beni bu. Bu bugün şey zor bir Blue Baby oynuyoruz. Edmund. Edmund. Biraz sakin olmanı istiyorum yani hadi. Lütfen birazcık biraz bir yardım et ya. Yok. Aa. Aa kaçtı. Vay. İnanılmaz ya. Bir de kaçıyor falan düşün. Yani anlayacağın böyle olaylar var. Hani şurada mesela bana bir kalp verse artık. Her kat bir kalp kaybediyoruz yaklaşık. Kalpleri de dolduramıyoruz. Yani bize problem çıkaracak bu sonradan. Olsun. Gene de başaracağız. Kafamıza koyduk. Şu arkadaşlara bir dikkat edelim. Yani pizzanın hikayesi de öyledir. Ama tabii bunun doğru olup olmadığı bilinmiyor. Bir de pizzanın farklı türleri var. Mesela şeyde Amerika'da Chicago kentinde şuradan bir kaçayım. Ya mesela bu nedir? Yani hani mesela bunlar nedir Allah aşkına? Yani yanında mesela nasıl kaçabilirsin? Adeta kızdım. Vallahi sinirlendim yani. Neyse Chicago'da mesela deep dish diye bir şey var. Deep dish böyle derin. Neyse bir şey diyemiyorum artık. Hayretler içerisindeyim sadece. Sadece hayretler içerisindeyim. Rezil rüsva. Neyse. Kaç dakika oldu acaba? Dur bir bakayım. Evet 20 dakikalık bücür bir bölüm oldu. Bugün böyle. Ya da bir challenge mı yapsak? Dur bakayım. Challenge'lık bir durumumuz var mı dersin? Yapalım ya yapalım. Dur. Vaka nedir bilmiyorum. Hemen bir bakalım. Bir tane bunu denemiş olalım. Felaket bir challenge. Tamam. Seçe seçe bunu seçmiş olmama çok eğlendim. Çok kızdım ya. Bir şey daha kaybettik burada. Isaac daha kaybettik. Yani şöyle yapsam hiç uğraşmasam daha kolay olacak. Kalbi alacağız. Tam 20 dakika olmuş. Aslında yani biraz daha dayanıp ölseydim daha iyi olacaktı. Yalnız çok öldük bu ara. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Bu durum hoş değil. Şimdi bu challenge'ı hemen aradan çıkarıp bir ne yapsak bakalım göreceğiz. Yarın görürsün. Hangisini seçtim bilmiyorum daha ama. Isaac bir ara... Ya şey eşyalarda birazcık şanssızız. Yani bu son bölümde biraz eşyalar şanssızlık getirdi bize. Bir de çok abartı şeyler oldu. Mesela kalp falan hiç bulamadık. Normalde hani bulabiliyoruz falan. Bu sefer onu da bulamadık. Öyle bir sıkıntı yaşadık. Olsun. Bir dahakine toparlayacağız. Şeyimiz o. Şimdi dur. Ne diyorduk? Pizzalar var diyorduk. Bu pizzaların da Chicago'daki mesela deep dish böyle neredeyse pizza değil, tamam mı? O kadar garip bir şey ki. Böyle şey. Bunu bir alayım dur. Ya böyle tersine pizza gibi düşün. İçi böyle likit. Çok acayip bir şey. Ver tamam. Ne yapalım artık bu da böyle. Nasıl bir şey hani güzel tamam. Buna hayır demem doğrusu. Yani buna hayır demem doğrusu. Böyle içi sıvımsı bir şey tamam mı? Bir garip bir pizza yani. Ama adamlar onu seviyor. Ne yaparsın? Yani onların şeyi o. Hani orada öyle bir tane var. İşte New York Style var biliyorsun. New York Style çok temel bir pizza türü. Hani üstünde sadece ya peynir ve pepperoni var. Pepperonisi bazen var bazen yok ama onların olayı böyle büyük dilim oluyor. İnce uzun. Yani bir tane dilimi yiyince yarım pizza yemiş gibisin falan. Ya da işte böyle hani şey o. Bir de onlar pizzaya Chicago'dakine mesela pie diyorlar. Pie bizde turta gibi falan. Öyle bir şey. Yani öyle düşünebilirsin. Adamlar bir acayip. Zaten bu Amerikalıların şeyi çok ilginç ya. Bak mesela şöyle bir şey var. Mesela biz ne deriz? İşte kilometre, santim falan deriz. Squeezie süper bir eşya bizim için. Teşekkür. Yok abi adamlar mil. Adamlar ne kullanıyorlar? Oz kullanıyor mesela. Yani gram, kilogram değil. Mil kullanacak. Hep böyle farklı ölçü şeyleri var. Sistemleri var adamlarda. Niye? Cins şey olacak ya.
1800'lerde İngiliz şeyinden kurtulacak ya, bağımsız olacak ya, havasını atacak ya, tamamıyla o. Halbuki yani ta Romalılar döneminden beri var olan bir şey, santimler bilmem neler, düşün yani, hani daha ne diyeyim yani, bunu alacağız, marketleri geri dolduracağız. Yalnız şöyle bir sıkıntımız var, bana birazcık daha para lazım, bir kuruş daha olursa sevineceğim. Hayır. Temperance bizim için güzel bir kart, kullanacağız. Bayağı kalp var galiba buralarda da, öyle hatırlıyorum. Hay Allah ya, kaybettiğime çok sıkıldım artık. Yani hakikaten içime oturdu. Desem burada kalp yokmuş ya. Neyse, kullanırız elbet, dur. Belki şimdi burada şey çıkar. Hem de Temperance bize para verecek ya, şeyimiz o. Bu arkadaşın eşyasına ihtiyaç duymuyorum. Şöyle tutalım. Böyle vaka vakanı şey işte, şeyleri çekiyor. Boss'u çekiyor böyle üstüne. Bu açıdan fena değil. Bunu bir alalım. Güzel. Buraya bir girelim. My Shadow'u almak istemiyorum. Şu arkadaşı ne zaman alsam ters tepti, biliyorsun. Bunu daha önce de yaşadık. O yüzden bu sefer almayacağım. Onun yerine şöyle yapacağım. Bunu buraya koyacağım. Burayı böyle indireceğiz bayağı canımızı şimdi. Biraz daha. Bu güzel gibi. Tamam. Şimdi geri gideceğiz. 23 paramız oldu. Fena değil. Yani dünyanın en şeyi değil. Müthiş miktarı değil. Ama işimizi görecek kadar diye tahmin ediyorum. Bak şöyle yapacağım hatta. Şöyle bir çakallık yapacağım. Bunları da alıp sonra gene kullanacağım. Bakalım ne olacak. Bir de bir tane familiar istiyoruz, biliyorsun. Çünkü sacrificial altarımız var burada. Bunu bir kullanalım. Tamam. Bu kadarmış demek ki, gidiyoruz. İlerisi için para topladık. Catacombs'a geldik. Tamam. Yani üçüncü şeydeyiz. Burası üçüncü bölüm gibi. Paramı çalma lütfen. İşte bu Amerikalıların olayları böyle. İlla bir farklı olacaklar. Bir takım havalar atacaklar. Justice'i kullanacağız. Bizim işimize bayağı yaradı Justice. Adalet. Adalet kartı. Lovers'ı da tutacağız. Tabii Lovers'ı kullanacağız ama daha değil. Biraz sonra. Kabum. Neyse ki daha bu challenge'lar var. Yani hani bir süre sonra bu challenge'lar kalmayacak. O zaman ne yapacağım? Çok merak ediyorum. O zaman bir ayva yiyeceğiz yani. Sonraki bölüm bakalım kimi yapacağız ya. Belki çok oynamadığım bir karakter falan oynarım. Öyle bir şeyim varsa, durumum varsa. Öyle bir şey yapabilirim diye tahmin ediyorum. Şimdi bu arkadaşa bunu tabii kullanamayacağız, bu şeyimizi böyle yapacağız. Ne vereceğim bana? Bunların hiçbiri bana yardımcı değil. Bugün Edmund bizimle eğleniyor. Değil mi? Öyle bir durumumuz var gibi. Olsun. Bakalım. Daha şeyimiz yok. Umudumuzu kaybetmedik. Şimdi bir sonraki bölümde daha iyisi çıkacak diye düşünüyorum. Yani şu kiliseyi bir türlü anlatamadım. Çok kaldı yani. Anlatacağım ama anlatacağım. Şimdi bu arkadaşları böyle buralara çekelim. Bum. Aman. Bir şeyimizle dikkatimiz olmalı. Bak bir de sana ne anlatacağım. Şimdi aslında bunu diğerleriyle bağdaştıracaktım da, asıl anlatmak istediğim o çok kötü hasar ya. Şu tuzak olmuş yani. Şurayı hemen bitirelim. Şuraya koyduğumda o süper iş gördü. Tamam. Şimdi geçenlerde şeyden bahsettik ya, otobüs. Gene otobüs muhabbeti diyeceksin. Sıkıldım biliyorum ama otobüslerin bir takım olmazsa olmazları var ya hani, ilk olmazsa olmazı mesela otobüsün kalorifer şeyi var. Bunu her otobüs şeyi yapmıyordu bu arada. Öyle bir gerçek de var. Çok kötü bomba koydum ya. Oraya halledecektim tam. Ateş etmeyi bırakmalıydım. Hatayı ben en başında yaptım. Bombayı öyle koyarak. Bu çok manasız bir eşya. Olsun, yolumuza devam edelim. Şimdi hepsinde yoktu, bazılarında. Mesela kimdi ya, dur bakayım. Anadolu
Anadolu'ydu galiba. Anadolu'nun kalorifer ısısı vardı. Otobüs kalorifer ısısı. Magisfade çok güzel eşya bizim için. Kullanacağız tabii ki. Hemen buraları da toparlayalım. Sonracığıma bu Judgment'ı şöyle kullanacağım. Güzel. Bir tane hap seni var ya, neyse bir şey derdim de. Hayret bir şey ya. Neyse, en azından fena olmayan bir eşya verdi. Hatta şöyle yapalım mı? Tamam. Abartalım. Mesela niye abartmıyoruz, değil mi? Ah. Niye abartmıyoruz? Ama daha fazla bunu yapmamam lazım, yoksa geçmiş olsun olacak. Uf. Felaket. Felaket. Aman Allah. Aman Allah. İnan nasıl başardım hiç bilmiyorum. Bir acayip bir şeyler oldu orada. Hiç hasar almadık ama nasıl? Bana sorsan cevabını veremem. Şimdi biz mavi kalp istiyoruz. Artık. Ki Curse of Babylon'ı çalıştırabilirim. Bir dakika, bir sakin ol. Tamam, şöyle yapalım. Bu arkadaş çünkü bizi yoracak öbür türlü. Şöyle gidelim. Gene yapmayacağım dedim. Gene yaptım değil mi? Saçma sapan bir şey yaptım. Bir de burası şey ya, hop, ya çok göz göre göre hasar oldu ama neyse, tamam. Bombamız olsa bunları patlatacağız. Ama bombamız olmadığı için onu da yapamıyoruz. Bir arada böyle kaldık. Bunları hemen bir... Bu arkadaşlar bize doğru gelemiyorlar. O yüzden boşuna hani tutmanın yararı yok. Burada belki bir bomba gelir ama. Umudum o yönde. Hayır, tabii ki bir bomba gelmeyecek. Şimdi mesela otobüslerin Pamukkale'nin çok vardı. Ben Pamukkale'yi çok kullandım. Hayatım boyunca. Hatta hani uçaklar falan tuttuktan sonra bile Pamukkale ile devam ettim. Son zamanlarda ama uçağa döndüm. Uçak güzel ya, çok rahat. Hem de yolu çok hızlı bir şekilde geçiriyor. Ama ondan önce onu kullanırdım. Hep şeyi vardı. Pamukkale'nin dondurması. Atatürk Orman Çiftliği dondurması veriyor mesela. Onu verirdi. Bir de kahve. Bunu anlatmış da olabilirim ya. Emin değilim ama hani aklımda olsun yani. Öyle bir durum da var. Artık tabii otobüs metası da değişti. Yani yok çünkü öyle bir şey yok. Hele koronadan beri doğru düzgün hiç yok değil mi? Ama şey zamanı, eski zamanlarda, yani bir 5-6 sene önce vardı. Bu şey, alerji hep konuşmaya başlayınca çıkmaya başlıyor. Herhalde boğazım irite oluyor. Tahminim o yönde yani. Bu sabah onu düşünüyordum. Şu sabah kalktım, hiçbir şeyim yok. Bak şimdi gene kık kık başladık. Demek ki boğaz irite oluyor. Yani aklıma gelen tek şey o. Burada kötü hasarlar yedik. O yüzden geri gidelim. Bunu alalım. Bunu istiyorduk. Bunu istiyorduk. Bunu istiyorduk. Şimdi bu kalanı alamıyoruz. Ama bir de şunu alalım. Teşekkür. Yani zaten başka bir şey beklemek hataydı. Şimdi cart yapacağız. Cart yapacağız. Tamam. Şöyle bir karaktere döndük. Şimdi daha fazla hasarımız var. Ama sonumuz yakın. Klasik, biliyorsun, hep benim yapmayı sevdiğim şey. Niyeyse böyle oynamayı seviyorum. Sonra da ölüp ölüp duruyorum değil mi? Gerçi bir önceki Blue Baby benim suçum değildi ama. Burada en azından biraz hasar şeyimiz çok arttığı için almak istedim. Ama şimdi Isaac'in yeni metası böyle değil. Yani bunu yapmamak lazım. Onu algılattı yani bana. Hani böyle oynamamak lazım. Onu algılattı. Olsun. Şurada bir bombalık şey var. Bir yorumlarda şey vardı. Bazı taşlar şey değil. Hani... Rengi farklı değil diye. Bak bu mesela şey, bir taş, özel taş. Üzerinde X var ya, o X özel taş demek. Yani onu hep oradan anlayabilirsin. Burada ben nereye gittim? Buralara girdim daha önce, hatırlıyorum. Buralarda şeyimiz yok.
Evet yani kaybolduk. Bulamıyoruz. Amnesia pili sağ olsun. Amnezi yolumuzu bulmamızı engelliyor. Neyse bir yerden bulacağız elbet. Şurası olabilir mi? Zannediyorum burası. Tabii bu tarz manyaklıkları artık hani bütün canları falan şeye çevirmeyi yapmıyorum. Nadiren yapıyorum ama burada anneye kadar çıktığımız için anne genelde kolay. Burada şeyi bile düşünmüyorum. Şunu kullanmayı bile düşünmüyorum. Çünkü korkunç bir durum. Tamam, güzel. Blue Cap iyi bir eşya bizim için. Gene bir can verdi. Güzel. Kullanırız. Orbital olması iyi. Hani o açıdan kullandım. Şimdi anneye iki kat kalmış. Belki gene birazcık can toplayabilirsek. Neyse kendimi hala Blue Baby zannediyorum. Yani o bölümü kazanmalıydım ben. Şeyim o. Hani işin özü o. O bölüm kazanılmalıydı. Orada kalmışım yani. Bir de o otobüs metası mesela ilk bindiğinde rahattır. Tabii her zaman rahat da değil. Çünkü biliyorsun otobüs metasının olmazsa olmazı bir tane muhakkak ağlayan çocuk var. Değil mi? Hani hiç sekmez. Bir çocuk olacak, o çocuk ağlayacak. Tabii çocuğun bir suçu yok. Yani hani çok küçükse ya mesela böyle hani minik bir çocuksa yapacak bir şey yok. Yani düşünsene yani zaten yeni doğmuşsun. Hani farkında bile değilsin. Canlı olduğunun farkında bile değilsin. Ve böyle bir takım bir şeye biniyorsun ve sessiz olman bekleniyor falan. Hani bir yerin acıyorsa ne yapsın, ağlamasın mı mesela? Ona lafım yok yani küçük çocuğa. Daha şeyken, daha gençken empati kuramıyorsun. Hani mesela sana denk geliyorsa öf evet çok sıkıcı küçük çocuk diyebilirsin. Anlıyorum. Ama küçük çocuğun çok suçu yok. Yani daha çok hani o pozisyona gelmemeli o çocuk. Hani hep ondan kaçınmalısın. Ama her zaman da olmuyor öyle bir şansın. Neyse. Şimdi o çocuk muhakkak var. Bir de şey vardır. Telefonlu teyze. Bak telefonlu teyze kadar gıcı. Ona şeyim yok işte bak. Toleransım yok. Yani o otobüse biniyor car 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 car. Yani herkes otobüste. Bir tek sen mi oradasın teyze? Değil mi? Şey ya bazı şeyler düşüncesizlik seviyesi bazı insanlar da çok fazla. Yani nasıl oluyor böyle falan diyorsun. Hani umursamamak başka bir şey ama bir de hiç hani farkında bile olmamak var. O çok acayip. Ya bu arkadaşı şöyle aman aman aman. Sen hayırdır? Hayırdır? Neyse ki Meat Boy bir de bizim için işimizi gördü. Ya biraz geç kaldın ama neyse hadi alalım. Guardian Angel güzel. Bu arada şunu da yapabiliriz artık. Hatta şunu da yapabiliriz. İyice zıvanadan çıktık. Güzel. İki tane Meat Boy ile takılacağız. Artık saldırmamıza gerek kalmayacak. Hani biz işimizi bırakacağız onlar yapacak. Yalnız burada kaçınmam lazım. Bir de Curse of the Unknown var bak. Bir an kafam karıştı. Bir canım yok ya o yüzden orası açılmadı. Normalde mavi kalplerle açılıyordu. Repentance'da bir şey olmuş o, nerf olmuş. Mesela niye öyle yapmışlar? İnan bilmiyorum. Bence çok da mantıklı değil. Odalara hiç giremez olduk artık. Yani eskiden hani canını bire getirip girebiliyordun. Ama artık Blue Baby ile ona giremiyorsun. Eskiden girebiliyordun. Niye öyle bir şey yapmışlar? İnan bilmiyorum. Hemen şuraya girelim. Madem öyle şunu alalım. Ya bu haplar bizi mahvetti bu sefer. Gerçekten müthiş. Hop, nasıl hasar yedik ya? Ne ara kaçtı da geldi? İşin kötüsü kaç canım var onu hiç bilmiyorum. Yani o biraz korkutuyor. Hani iyi hissediyordum. Artık şu anda iyi hissedemiyorum. Çünkü kaç canım var, ne var, ne dönüyor hiç bilmiyorum. Hemen ben boss'u bulayım. Bu bölümü bitirelim. 36 dakika olmuş zaten bu bölüm. Uzattıkça uzattık yani. Şimdi artık Maggie's Fate'e de ihtiyacımız yok. Şunu alabiliriz. Bu bizim işimize yarayacaktır. Hani range'imiz düşmüştü ya. Range'imizi arttırdı en azından. Boss'u da bulduk. Güzel. Hadi bakalım. Dediğim gibi benim çok bir şey yapmama gerek yok. Hani kırmızı boss bile olsa problem değil benim için.
Çünkü zaten benim yerime iş yapan minionlar var. Sağ olsunlar. Guardian Angel güzel bir eşya. Hızlı dönüyor. Hızlı dönüyor oluşu çok güzel. Yardımı çok büyük. Süper. Bunu da alıp gideceğim artık. Okey. Death's Touch güzel bir eşya açtık ama tabii yazık oldu. Kaybetmiş olmamız. Neyse, bir sonraki bölümde görüşmek üzere.